motorlar çalıştı. Yola çıkmak üzereyiz. Kong Adası'ndan görüşmek üzere. Otelimden aldılar. Yaklaşık 1,5 saat süren bir yolculuğun ardından bu iskeleye uğrandım. Şimdi tekne hareket ediyor. Birazdan adalarda görüşmek üzere. Arkamda görmüş olduğunuz ada Korok Adası. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından Korok Adası'na vardım. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir manzara var arkamda. Drone uçurulmasına izin vermiyormuş. O yüzden burada uçuramayacağım. Belki Koha Adası'nda bundan sonraki durağımızda uçurabilirim. Suyun netliği falan muhteşem. Şnorkel yapmayı düşünmüyordum aslında. Yanımda getirmedim bile. Ama yani şurada buraya gelmişken 3 saatlik bir yolculuğun ardından, yani uçak yolculuğunu bıraktım, 3 saatlik bir yolculuğun ardından buraya gelmişken şurada bir şnorkel yolculuğu yapmak iyi olabilir. Şimdi biz de yavaştan şnorkel noktasına doğru tekneyle hareket edeceğiz. Şnorkel seçeceğim şimdi. Bunu da getirmedim. Korak Adası'nda şnorkel için suya atlamak üzereyim. İnanılmaz güzel renkler var burada şu anda. Maskenin bulamaması için böyle bir küçük bir temizleme. Korak Adası'ndaki şnorkel maceramız başlasın. Birazdan iskeleden sahile çıkacağım. Burada öğlen yemeği molası vereceğim. Şimdi denize kurulmuş olan lastik iskeleden sahile gidiyorum. Oldukça kalabalık burası. Uzakta olan bir ada olmasına rağmen sahilden tur alıp gelen bir sürü tur teknesi var. Sürü turist var. Bir tekneye yaklaşık 35-36 kişi doluşabiliyor. Korok Adası'ndayım. Muhteşem bir deniz, inanılmaz sıcaklıkta bir su, kalabalık bir turist grubu ama hakikaten inanılmaz manzaralar var. Buraya ulaşmak yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bu turun fiyatı 2500 baht, yani yaklaşık 80 dolar civarında. Turumuz bu adayla başladı ama bundan sonra birkaç tane daha adaya gideceğiz. Özellikle beklediğim ada Koha Adası. Come on, come on, we can't go away. We don't need them, oh.
tekne kalkmak üzere. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Buradan Koh Hong Adası'na geçeceğim. Daha sonra Hong Lagoon'u keşfedeceğim. Motorlar çalıştı. Yola çıkmak üzereyiz. Hong Adası'ndan görüşmek üzere. Hong Lagoon adı verilen yerdeyim. Arkamda dönmüş olduğunuz yer. Buraya giremiyoruz çünkü gelgit çok düşük. Birazdan su seviyesi yükseldiği zaman tekrar buraya geri geleceğiz. The owner of the island, nice to meet you. Pak Bia adasındayız şu anda arkadaşlar. Etrafta çok fazla turist yok diğer beachlere kıyasla. Şöyle göstermek istiyorum etrafı. Az önce kumsalda bir cam parçası buldum. Yani bayağı keskin, bastığınız zaman deşip geçecek bir cam parçası. Çöp de yok. Turistik yerler ama cam parçası, burada cam kırılmış olması pek hoş değil. Küçük bir sahil, küçük bir kumsal. Birkaç tane tekne var. Svadikap. Toray Kap to Aonang. With this is 45 minutes. Okay, so this doesn't go to Aonang. Burası Koh Hong içinde, bu bölge içindeki adalara götüren tekne. Çok fazla uzağa gitmiyor. Biz hızlı tekneyle geldik. Aslında fark etmedim ama bayağı uzak bir mesafe. Şu anda Koh Hong Adası'ndayım. Şöyle göstermek istiyorum size bu adayı. Burası bugünkü turumun son adası. Herhalde bugün gördüğüm yerler arasındaki en güzel yer de diyebilirim. Biraz daha sakin bir sahil. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer Koh Hong Nature Trail. Yani burada bir yürüyüş yolu var. Burası beni nereye çıkaracak bilmiyorum. Hong Adası'nda turistlerin biraz daha az olduğunu düşündüğüm bir rota burası. Bayağı bu bizi bir yükseğe çıkaracak gibi gözüküyor ama aşağıya doğru gidelim bakalım neler var. Ormanın derinliklerindeyim. Yaklaşık bir yarım kilometre falan yürüdüm. Büyük kayalıkların arasından şöyle bir doğanın içinden yürüyerek ilerliyorum. Yürürken gözüme bir şey çarptı yani, dedim bu nedir acaba falan diye. Şöyle göstermek istiyorum size. Ormanın içinde bulunan bir örümcek. Bilmiyorum çekebilecek miyim bunu. Kameranın tam karşısında net diyebileceğini zannetmiyorum ama burası biraz sıcak. Şöyle bir yağmur ormanı havası var. Adanın ne tarafına çıkaracak merak ediyorum daha doğrusu. Çok değişik kuş ve örümcekler gördüm birkaç yerde. Ve şöyle bir sahile çıkardı beni, aslında başladığım yerden dönmüş oldum. Burası sahilin diğer kısmı. Şöyle bir kumsala çıktı. Kaldığım otel resepsiyonunda vedalaşıyoruz. Goodbye in Thai. Lagoon. Lagoon. Lagoon Thailand. Lagoon Phnom Penh. Lagoon Phnom Penh. Şuradan hep beraber hoşça kalın diyoruz. Bir sonraki durağımız Bangkok olacak. Şu anda buradan çıkıp etrafta bir son bir yürüyüş yapacağım. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz eşyaları alıp otelimi terk edeceğim. Longboy. Lango. 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 Of course. Lango. Lango. Maria Martin. Quel est le milieu?